Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Buradan ne anlıyoruz sevgili arkadaşlar? Hedefi olmayan bir insan varsa o insana kimse yardımcı olamıyor. Yani 8 milyar insan bir araya gelse o insana yardımcı olamıyor, mümkün değil. Çünkü kişinin isteği yok, hedefi yok, talep yok. Talepkar değil. Bir insan istemedikten sonra siz ona yardımcı olamıyorsunuz. Yani o insanın hedefi yoksa, bir arzusu yoksa, isteği yoksa siz ona yardımcı olamıyorsunuz. Mümkün değil. O yüzden hedefler önemli. Hedefsiz olmaz. Hedefi olan insanın gözleri biraz daha parlaktır diğer insanlara göre. Gözleri parlar, yürüyüşü diktir. Yüzünden, benzinden anlarsın onun hedefinin olup olmadığını. Bununla beraber hedeflerinde yanlış ayarlayanlar var. Yani maymun iştahlı hedefi olan insanlar. Görsel olarak hemen buradan anlatayım. Şöyle düşünün sevgili arkadaşlar, kişinin hedefleri var. Hedefler diyelim. Bu hedefler böyle kısa kısa göstereyim. Hedefler eğer çoksa, madde madde, 50 tane madde varsa, yani şöyle 50 tane madde varsa, 50 tane hedefi bir kağıda yazdıysa sevgili arkadaşlar, bu kişinin bu hedeflere ulaşması mümkün değil. Neden? Kafası karışıyor. Çok hedefi olduğu zaman kafası bu şekilde karışıyor. Maymun iştahlı hedef diyebilirsiniz. Hani o olmasa bu olur. Yani bir numara olmasa iki olur, iki olmasa üç olur gibi kafasını karıştırır kişi ve hiçbirine ulaşamaz. Şöyle örnek vereyim sevgili arkadaşlar. Senin hedef kağıdında veya hedefin en fazla 3 tane madde olması gerekiyor. 1, 2, 3. Sen şuradasın. Eğer şuradaki gibi, şu gördüğün yerdeki gibi çok hedef koyarsan, hedefin böyle yüksek ve dikse sen buraya ulaşamazsın. Sana çok yüksek gelir. Gözünde büyütürsün ve hiç başlamazsın. Ertelersin. Hiç başlamazsın. Yani şu hedefe hiç böyle adım atmazsın. Ama şurada tarif ettiğim gibi 3 madde yazarsan, yani yapabileceğin hedefler, sen buradasın, tümsek şu şekilde yüksek olmayacak, dağ gibi değil de şu şekilde hedef koyarsan, kağıdını hazırladın 3 maddede, bu sana kolay gelir. Buraya çıkıp yani bu hedefe ulaşmak sana kolay gelir. Şimdi sen bu hedefe ulaştıysan bir dahakisine yine bir hedef koyarsın. Bu sefer ulaştın ya, şunları ulaştın, bunları hallettin. Tümseyi biraz daha yükseltirsin. Bak, diğerine göre biraz daha yüksek. Şuraya göre, şu gördüğüne göre şurası biraz daha yüksek. Ve bu hedefe doğru ilerlersin. Bu hedefe antrenmanlı olduğun için, yani şunu yaptığından dolayı, şurayı çözdüğünden dolayı buraya ulaşmak sana, buradaki tepeye ulaşmak sana kolay gelir. Şu şekilde ilk hedefim böyleydi. Sonra oraya çıktın, indin, devam ediyorsun. Buraya çıktın, buraya da çıktın. Onu buraya da ulaştın yani. Sonra diğer hedef biraz daha yüksek gördüğünüz gibi ve gittikçe bu hedefe de ulaştın. Antrenmanla, sen antrenmanlısın yani, artık antrenman yapa yapa hedeflerine ulaşıyorsun. Bir diğer hedefin diğerinden daha yüksek. Bak, şuraya göre şurası daha yüksek. O şekilde hedeflerine ilerlersin. Öbür türlü sana çok zor gelir. Bak, gördüğün gibi ilk önce ilk hedefim bu. Ondan sonra şu bu. Ve zaman ilerledikçe, hedeflerine ulaştıkça yükseliyor, yükseliyor ve şu şekilde yükseliyor ve sen ilerledikçe yükselecek. Zaman ilerledikçe de yükselecek. İşte sağlıklı hedef koymak budur sevgili arkadaşlar. Ama insanlar rehber eşliğinde hedef koymadığı için, bir yol gösteren olmadığı için, kitaptan okuyarak, sadece YouTube videosu izleyerek kendine hedef koyduğundan dolayı ilk hedef koyduğunda zaten gol yiyor. Şöyle daha yeni kitap okuyor, gaza geliyor. Ve ondan sonra kendine yüksek, ulaşılamayacak bir hedef koyuyor. Ve ondan sonra bunu görünce zaten gözünde büyüttüğünden dolayı bu hedefe hiç ulaşamıyor. Yani bir rehber eşliğinde biz öyle yapıyoruz. Biz mentorluk yapıyoruz biliyorsunuz, Almanya'dan Avrupa'da yaşayan
gurbetçilere yol gösteriyoruz. Sağlıklı hedef koyma yollarını onlara gösteriyoruz. Ne diyoruz? İlk önce küçük hedeflere odaklan. O hedeflere ulaşınca yükselt. Zaman ilerledikçe yükseliyor. Bakın görüyorsunuz. Zaman ilerledikçe aradan bir ay geçiyor, iki ay geçiyor veya üç ay geçiyor veya altı ay geçiyor. O şekilde yükseltiyorsun ve sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşıyorsun. Sağlıklı olan bu. Hazmederek ilerlemek. Sağlıklısı bu. Öbürü sadece senin hevesini kırar ve ertelersin. Bir türlü de hedefine ulaşamazsın. Çünkü bu zamana kadar hep sana ne öğrettiler? Sihirli değnek öğrettiler değil mi? Yani sihirli değnekle her yere ulaşacağını zannettin. Çünkü masallarda beyaz atlı prens, ondan sonra filmlerde, dizilerde her şeye hızlı ulaşmak, hedefine hızlı ulaşmak, evrene enerji gönder, sana oradan yardım gelir diyerek ne yaptılar? İnsanların kafasını bulandırdılar. Yanlış hedef belirleme sistemiyle insanların kafasını şu şekilde, şurada görüldüğü gibi karıştırdılar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kafanız karışmasın bu şekilde. Size tarif ettiğim gibi küçük küçük hedefler koyun. Hazmede hazmede ilerlersin. Sağlıklı olan bu. Ve yine tek başına hedef koymanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bir kere kendinizi bilmeniz lazım. Kendinizi tanımanız lazım. Sizin durumunuza göre hedef belirlemek gerekiyor. Yani senin bu hedeflere ulaşabilmek için, senin şu hedefe ulaşabilmen için önündeki engelleri kaldırman gerekiyor. Yani herkesin ayak bağları var, engelleri var, kafasındaki, zihnindeki kalıpları var, düşünceleri var. Bu engelleri ortadan kaldırmadığın müddetçe şu hedefe ulaşamıyorsun. O da başta kendini bilmek gerekiyor, kendini tanımak gerekiyor. Bir analiz, bir test gerekiyor. Rehber eşliğinde ilerleyen arkadaşlarımız, bizim programlarımıza katılan, mentörlük programlarımıza katılan insanların önündeki engelleri biz kaldırıyoruz, gösteriyoruz. Nasıl bu hedefe ulaşacağını, nasıl hareket etmesi gerektiğini kişiye özel VIP programlarımızla, o kişiye özel programlarla buraya nasıl ulaşacağını ona gösteriyoruz. Ayak bağlarından kurtulduktan sonra, içindeki aslanı kafesten çıkarttıktan sonra kişi arzuladığı hedefe, şu gördüğünüz hedefe ulaşıyor. Ne istiyor genellikle insanlar? Finansal özgürlük istiyorlar başka, aile huzuru istiyorlar başka, mesleğinde daha başarılı olmak istiyorlar başka, sağlıklı bir kafa yapısına sahip olmak istiyorlar, sağlıklı olmak istiyorlar başka, özgüvenlerini yükseltmek istiyorlar, daha böyle disiplinli bir hayatlarının olmasını istiyorlar, öz saygı, öz değer, özgüven, bunları istiyorlar. Bu beş maddede genellikle insanın istediği şeyler, bu hedeflere ulaşmak mümkün. Ama nasıl oluyor? Biraz önce tarif ettiğim gibi ilk önce engelleri kaldıracaksın. Şuradaki engelleri kaldıracaksın. Ayak bağlarından kurtulacaksın ve içindeki aslanı uyandıracaksın. Kafesten çıkarman gerekiyor. O potansiyeli, atıl bulunan potansiyeli kullanmadan bu hedefe ulaşamazsın. İşte o arzuladığın finansal özgürlük, sağlık, mutlu, huzurlu bir aile, yuva değil mi? Mesleğinde başarılı olmak, özgüven, öz saygı, öz değer, şahsi gelişim için hedef koymak, tamam mı? Bu beş tane hedefe ulaşmanın yolu sağlıklı hedef belirleme, ancak ve ancak mentörlük eşliğinde özel programlarla. Biz 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik programlarımızla bu hedeflerine ulaşmaları için yardımcı oluruz, yol gösteriyoruz. Yıllardan beri binlerce insan hayatını değiştirdi, arzuladığı bu hedeflere ulaştı biiznillah. Programa katılıp hayatını değiştiren insanlar önceden nasıldı ve sonradan neler oldu? Onları Instagram'da feedback kısmında okuyabilirsiniz. Hemen onu da size buradan göstereceğim sevgili arkadaşlar. Bakın burada feedbackler kısmını okuyabilirsiniz. Hemen bir numaradan başlayabilirsiniz. Yani sonuçlar. Programa katılıp hayatı değişmiş insanların sonuçlarını okuyun. Onlar başarılıysa siz de başarabilirsiniz. Sizi engelleyen şey ne biliyor musunuz? Acaba ben başarabilir miyim? Ya başaramazsam? Sizin engellerinizden en büyüğü bu. Yani ya başaramazsam? Yani
Engeliniz aslında kafanızın içinde. Feedback kısımlarını okursanız, onlar nasıl başardı görürseniz siz de kendinize inanırsınız. Bakın programa katılmış insanların hayatında neler değişmiş. Bunları sırayla, bakın şurada gördüğünüz gibi hızlı hızlı geçiyorum. Bu mesajları okuyabilirsiniz. Bize gönderilen feedbackleri okuyabilirsiniz. Şurada bir numaradan başlayabilirsiniz. 2 numara, 3 numara, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam ediyor aslında ama sığmadı, artık yükleyemiyoruz, vaktimiz yok. Binlerce insan VIP programlarıyla, mentörlük programlarıyla, kişiye özel programlarla, 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik programlarla hayatını değiştirdi. Siz de başarabilirsiniz. Yeter ki kendinize inanın. O yaptıysa ben de yaparım diye inanman gerekiyor. O yaptı, başardı. Ben de yapabilirim. Bakın kişiler bizim eğitime katılmış, sertifikalar almışlar, kendi iş yerlerini kurmuşlar, başkalarına danışmanlık yapıyorlar bir kısmı. Şöyle düşünün, kendine yatırım yapmış kişi. Yani taksi plakasına 200 bin dolar verip aylık 500 dolar veya 1000 dolar para bekleyeceğini ne yapmış? Kendi az bir rakam yatırıp o parayı 3 ayda 4 ayda çıkarmış. Çünkü bizim eğitimlerimin tamamını bitirdikten sonra danışmanlık yapabiliyor insanlar. Şurada gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası, insanlar programa katılmadan önceki halleri ve sonraki halleri, böyle bu şekilde feedbackler devamlı bize geliyor. Vaktimiz yok bunları, çoğunu buraya yükleyemedik kısıtlı zamanımızdan dolayı, ama siz de bunları okuyup kendinize inanabilirsiniz. En büyük engel insanın kendisidir. Yani siz kendinize engel oluyorsunuz. Ben de yapabilirim, ben de başarabilirim diye inanırsanız o zaman önünüzdeki engeli kaldırmış olursunuz. Siz de başarılı olursunuz. Şurada gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası ne olmuş mesela? Sahip olduğu nimetlerin farkına varmamış daha önceden ama eğitime katıldıktan sonra elindeki nimetlerin farkına varmış. Olaylara hep karamsar bakıyormuş burada. Burada da eğitime katıldıktan sonra olaylara hikmet gözüyle bakmaya başladım diyor. Bilgi becerileri olmayan bir kişiydim diyor eğitimden önce. Sonra bilgi ve becerilerini geliştirmiş. Kendini geliştirdikten sonra çalışmalar yaparak hayatına güzellikler katmış. Yani başkası başardıysa siz de başarabilirsiniz. Bunu kafanıza koyun. Buradaki sonuçları tek tek okuyun. Binlerce sonuçlar var. Eğer siz de gerçekten arzuladığınız hedeflere ulaşmak istiyorsanız o zaman kendinize inanın ve bizim programlarımıza katılmak için başvuru gönderin. Bu videonun altında bir link koyacağız. O linke tıklayarak form doldurun. O formu doldurduktan sonra bu programa uyuyor musunuz, uymuyor musunuz ortaya çıkacak. En azından uyup uymadığınızı anlayabilmek için o formu doldurabilirsiniz. Eğer programa uyarsanız o zaman sizi programa alırız. Online VIP programımıza siz de katılırsınız. Siz de hedeflerinizi doğru belirler ve arzuladığınız hedeflere çok kısa ve kolay yollarla, tabii gayretle ulaşırsınız. Şimdi mentorluk programımıza katılabilmek için videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurun, gönderin. Online mentorluk programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.